Merhabalar herkese, girişimci yatırımcıya hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Tamer Grup ve Tamer Capital kurucusu Kemal. Tamer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Şimdi aslında bu sizin girişimcilik yolculuğunuzla başlamak istiyoruz. Yani girişimcilik yolculuğuna nasıl başladınız, nereden başladınız, biraz ondan bahsedelim. Aslında burada girişimcilik derken de bu sıradanlığın dışına çıkmak istemek bizim farkındalığımızı artırıyor. Tabii insanların hayalleri olması lazım bu girişimcilik için. Bu geleceğimizi şekillendiriyor ve daha yaratıcı oluyoruz. Tabii en iyi olduğumuz alanlarda daha çok yoğunlaşıyoruz biz girişimcilik dediğimiz zaman. Sizin girişimcilik yolculuğunuz böyle bir şey miydi? Bildiğim kadarıyla 2001'de siz ilk girişiminizi kurdunuz. Evet. Sizin için yepyeni bir alan mıydı o zaman? Ya da bunu kurarken motivasyonunuz neydi? Biraz bundan bahsedelim mi? Ben yepyeniydim abi. O zaman 20 yaşındaydım. Mühendislik okuyordum ama 2001 yılına denk geliyor. O dönem mezun olup, siz de hatırlarsınız, mezun olup iş bulabilmek pek kolay değildi. Ekonomi çok hoş değildi. Şu anda da şartlar profesyonel hayatta devam etmek isteyen insanlar için çok muhteşem olmayabilir küçük bir azınlığın dışında. O zaman baktım, bir iş modeli oluşturdum. Onun üzerinden o zaman girişimcilik diye bir tanım da yoktu. Kendi işini yapmak isteyen ya da serseri olmak ihtimali de yüksek olan bir yaramaz genç çocuk oluyorsun. Çok fazla eleştirildim aile tarafından ve sosyal çevrem tarafından. Okulunu oku, bitir herkes gibi, ama bakıyordum okulunu bitiren insanlar iş bulamıyordu. O da çok açıktı. Bunu görebilmek gerekiyordu aslında, ama çok da zor da bir şey değildi. Yani mezun olan iş bulamıyor, siz de birinci sınıftasınız ve çok da iyi bir eğitim almadığımı düşünüyordum. Hani dünya ölçeğinde ya da Türkiye'de çok üst seviyeye gelebilecek bir mühendis olamayacağımı gördüm. Ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. O bir şeyler zamanla önce girişim, şu andaki tabirlerle bir startup, girişimcilik. Zamanla arka plana geçip girişimcilerin ön plana çıktığı bir iş modelleri yaratabildiğim, krizdeki varlıkları, 2001 döneminde krizdeki varlıklar çok popülerdi. Oradaki fırsatı verimliliğe çevirdim. İnsanlara çözümler sağladım. Yıllar içerisinde Türkiye'deki belki ilk soft collection'ı ben başlattım diyebilirim. İlk uzlaştırma, çözümler vesaire firmasını kurdum. Sonra kurumsallaştı, varlık yönetim şirketine, BDDK nezdinde bir varlık yönetim şirketine dönüştü. Sonra o iş hayatımı artık krizdeki varlıkları çözümleme noktasındaki iş hayatımı, oradaki tecrübelerimi startuplarda konumlandırmaya başladım. Aynı iş modelinde şimdi startuplarda uyguluyorum. Yani şöyle mi demek lazım? Sizin aslında kariyeriniz iki kısma ayrılıyor biraz. Anladığım kadarıyla biraz detayına da geliriz belki ama bu krizle birlikte onu fırsata çevirme amacıyla kurduğunuz bu sıkıntıda olan varlıkların yönetimi, değil mi? Daha çok gayrimenkul ağırlıklı. Daha sonraki süreçte de bu tabii venture building dediğimiz bu girişim geliştirme çalışmalarına destek olacak şekilde destek çalışmaları. Aslında hepsi birbirinin bütünüydü diyebilirim. Yani ilk başta iyi bir girişimcilik sürecinde bütün prosesi çok iyi gözlemlemeniz lazım. Şimdi 20 yaşındasınız, bir iş modeli oluşturuyorsunuz. Fakat kendi eksikliklerinizi görmeniz lazım. Nedir o eksiklikler? İşte çok gençsin, karşı tarafa itibar vermiyorsun. Özellikle konvansiyonel dünya buna çok takar. Şimdi dijital dünyada artık gençler çılgınca şeyler yapabiliyor, ama o zaman yoktu böyle bir şey. Burada da birilerini ön plana çıkartarak, verimli çalışan ekip insanlarını ön plana çıkartarak başarılı modeller kurmaya gayret gösterdik. Bu aslında sürecin bir parçasıydı. Ben o zaman da venture building yapıyordum aslında. Bir şirket önce gayrimenkullerle başlayan süreçler, sonra şirketlere dönüştü ve orada
verimliliğin maksimum hale gelebilmesi için işin başında şirketi mümkünse eski sahibi, ortağının bulunduğu yapılarla işleri büyütüp, geliştirip ondan sonra iyi bir performansa getirip ya devam etmek ya da exit etmek şeklinde bir iş modelim vardı. En keyif aldığım kısımsa ben genelde gençlerle çalışıyorum. Tamer grubun CEO'su 33 yaşında, 13 yıldır bir aradayız. İstanbul Hukuk'ta öğrenciydi ilk tanıştığımızda, beraber çalışmaya başladığımızda. Şu andaki ortaklarım bu yeni teknoloji tabanlı işlere, startuplara girmeden önce, venture building yapısını oluşturmadan önce en başta kendi tecrübelerimi benden daha zeki ve daha genç insanlarda kopyalamaya karar verdim. Ağırlıklı Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmakta ya da okuyan bir grupla çalışmaya başladım. Birer birer onlarla iletişime geçerek geceli gündüzlü belli tecrübeleri aktardım. Onlar da çok hızlı kapıyorlar zaten. Onların teknolojiye daha yakın adaptasyonuyla, kimisi yazılımcı, kimisi girişim ekosisteminde tecrübeler edinmiş ve çok hızlı öğrenip geliştirebilen, benden daha kabiliyetli insanlar. Ben de tecrübelerimi onlara aktardım. Şu anda onlar benim ortaklarım. Startupları beraberce build ediyoruz. Benim iş modelimizde de yine kendi fikri ve girişimiyle gelen atın jokeyi olabilecek ve bizim sağını solunu kuvvetlendireceğimiz yine girişimcilerle beraber çalışıyoruz. Ne mutlu ki sistemdeki en yaşlı insan benim. Müthiş. Atın jokeyi olacak girişimcilerle çalışıyorsunuz ve bu girişimleri, bu yeni nesil girişimleri jokeyin yanına da onu geliştirecek bütün ekipmanları ve organizasyonu sağlıyorsunuz. Venture building kısmına daha fazla gireceğiz. Benden daha zeki gençleri işe alıyorum ve birlikte çalışıyoruz. İş İşe ortağı oluyoruz. almıyorum. Kendimden daha başarılı hale getireceğim gençleri yetiştirmeye tecrübelerimi kopyalıyorum. İşe alınabilecek insanlar değil onlar, lider insanlar. Müthiş. Bunun üzerine tekrar altını çizmek istedim. Çok da güzel söylediniz. Biraz daha geriye gidelim tekrar. Bu yani ilk kurduğunuzda o hikayeyi de sizden duymak istiyorum. Program başlamadan önce ben memur çocuğuydum dediniz. 2001 yılında işte kendi şirketimi kurarken işte herkes bana laf etti, işte nasıl olacak oğlum, nasıl yapacağız gibi bahsetti. Oradaki hikayelerden, oradaki zorluklardan veya nasıl diyelim, yani o kararı nasıl verdiniz, bu leap of faith'ini, o kendinizi nasıl attınız, bir oradaki Kemal Temel'den biraz bahsederseniz, biraz da geçmişe dönüp belki bize de bir ilham hikayesi çıkar oradan. Estağfurullah, sadece yapabildiğimi kendi geçmişimi anlatırım. İlham olur mu bilemiyorum ama ya rahmetli babam hep kendi işini kur, kendine çalış derdi. Acaba niye böyle yapıyor derdim. O memuriyetin şeyine sığamayan bir tarzı vardı. Galiba onu empoze etti bana. Biraz fazla empoze etmiş olacak ki ben agresif kararlar verebilecek cesareti geçmişte kendimde buldum. Çünkü o zaman için kendi işini kurma, hele üniversitede öğrenciyken falan çok aykırı adımlardı. Çevreden de çok eleştirildim. Serseri gözüyle bakılıyordu açıkçası. Onun için hani insanların teveccühü tabii çok kıymetli. Ama ben mesela iltifatlardan da duyarsız eleştirilerden de, daha doğrusu sizi sonuca göre yargılayan insanlardan da hep iğreti olmuşumdur. Onun için ben bir başarılı olmayı, elinden gelenin en iyisini yapmak, vizyonunla, çalışmanla, çabanla en güzel şeyi yapabilmek için emek sarf etmek olduğuna inanırım. Bir de sonuçlar vardır. Sonuçlarla başarıyı hep karıştırırlar. Ben 20 yaşında başarılı olmak istiyorum dedim. Bu hususta iyi sonuçlar gelirse de iyi bir hayat sürmek istiyorum dedim. Ama hayata bir kere geliyorsun ve ben bu riski almak istiyorum dedim ve öyle başladım. Allah'a şükür geriye döndüğümde de hayatımın son 25 yılında aklım erdikten sonra 25 yılda geri dönüp de değiştirmek isteyeceğim hiçbir karar yok. Bundan da çok mutluyum. Hayatınız böyle başarılı oldum, tamam bu sonuçlara ulaştım dediğiniz ilk an hangisi oldu?
Maddi mi yoksa gerçekten başarılı sonuçlara ulaştım. 23 Evet. yaşındaydım. Sonra 23 25'ime yaşındaydım. geldi. Evet, 25'ime geldiğimde de emekliliğimi ilan ettim. Çok havalı Süper. bir emeklilikti. Çünkü bana yeter artık ya falan dedim. Tabii orada da yine eleştiri aldım. Haklı bir eleştiri idi orada. Haklı eleştirilerdi oradakiler. Ben de katma değer topluma katma değer katabilmek için iş hayatına böyle 1-2 senelik aradan sonra geri döndüm. Bunu yine 36 yaşımda da yaptım. 36-39 pandemiye kadar yine ben işi gücü bırakıp kapatıp bir geriye çekilmiştim. Çünkü fazla tutkulu girişimciler obsesif oluyor. Kendinizi çok yıpratıyorsunuz. O işe konsantre olduktan sonra onu mükemmel bir şekilde yapabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani kendiniz yıpranıyorsunuz. Sonraki böyle ufak break'ler iyi oluyor. Peki ne yapıyorsunuz bu şeylerde aralarda? Yani kendinizi yenilemek için uğraştığınız neler var? Hiçbir şey. O kadar yoğun oluyorsunuz ki mesela ilginç ilk 17 yıllık yoğun hayatımdan sonra ilk ara verdiğimde çok merak ettiğim bir şey vardı. Sabah kadın programlarını seyrettim. Çok iyi. benim için ilginç Tamam. bir dünyaydı. Sabahtan akşama kadar 16-17 saat boyunca anlık çok önemli kararlar vermeniz gerekiyor. Hata yapmamanız gerekiyor. Ekibi sürüklemeniz gerekiyor. Etraflıca şirketin ya da şirketlerin her yönünü düşünmeniz gerekiyor. İnsanları düşünmeniz gerekiyor. Mutluluklarını, motivasyonlarını, şirketlerin finansını, hukukunu falan. Sonra açtım. Başka bir dünya var orada ve bunu merak ettim. Sonra spor yaptım bir süre. Sonra dünyayı gezmeye başladım bu süreçten sonra. En son pandemide bir yerde bir Afrika'da ada ülkesinde stuck oluyordum. Geldim. 2 yıl Bodrum'a yerleştim. Bodrum'da güzel zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Süper. Bodrum, İş bu Bodrum. startup'ı da Bodrum'da, startup ekosistemine girişimde Bodrum'daki o sakin ortamda gerçekleşti. 2000, Harika. 2000 yılında mı oluyor? Efendim? 2000 yılında mı oluyor bu Yok şeyi? bu son 2020 emeklilikten pardon, 2020. 2020 evet. 2020 pandemi sürecinde 2 yılda Venture Building yapısını Bodrum'da kurdum. Hatta çok komikti o. Herkesle Zoom'dayız. Ondan sonra girişimciler artık yavaş yavaş pandemi bitiyor. İstanbul'da toplanacak. Bizim de grubun bir rezidans binası vardı. Ben de her girişimciye birer daire ayırdım. Yazılımcı arkadaşlara da ayırdım. Oraya rezidansı artık bina içerisinde gece 3'te 4'te ofis kullanmaktansa ofis olarak kullanabileceğimiz bir sürü ev ortamı yaptı. Ofis ortamımız Çok da vardı mantıklı. ama onlar çok istemiyordu. Hemen yakınında bir de bir 500 metrekare bir ofis alanı yaptık ama kimse gitmiyor. Herkes oturduğu yerde. Adam üst katta, alt katta Zoom yapıyor. Telefonda konuşuyor. Bir de pandemi falan var. Çok da insanlar iç içe de çok gelmek istemiyordu. Çok keyifli bir ortam oluştu. Aradan geçti 1 sene. Biz şirketler kurduk, imzalar attık vesaire. 1 sene sonra ben ekip arkadaşlarımla fiziksel tanıştım. Yani ilk defa yüz yüze tanışmam şirket ortağı olup evlere yerleşildikten, alanlar oluştuktan falan sonra oldu. Komik bir durumdu. Genelde arka planda olmayı ve insanların bir şeyleri sürüklemesini görmeyi seviyorum ben. Mesela baktım hiç pek çok minyon zannettiğim bizim Ahmet'in boyu bayağı uzunmuş. Yani 1,90 boyundaymış falan. Adam benim kadar yani çok şeyde çok küçük görüyor. Genç ya. Ya da ne bileyim işte onları hiç böyle fiziksel olarak görmemiştim ama artık o kadar içli dışlı oluyorsunuz ki gece gündüz beraber çalışmanız gerekiyor. Gece 3'te 4'te konuşurken uyuyakaldığımı biliyorum. Şeyde biraz hands-on çalışıyoruz biz Venture Building modelinde. Şeyi hatırlıyorum sadece. Abi, Kemal abi. Uyumuş. Baktım, kalktım falan. Abi uyudun mu falan. Ses gelmiyor. Ses gelmeye başladı falan dedi. Böyle güzel verimli oldu. Yani pandemi sürecini verimli hale ve dolu dolu geçirmeye çalıştım diyebilirim. Valla bu Süper. arada Doğancan çok çok pardon kesmiş olacağım ama biz Doğancan'la yüz yüze hiç görüşmedik. 2 senedir sanırım tanışıyoruz. Daha Çalışıyoruz, komiklik ya. tanışıyoruz ama görüşmedik. Daha Bu daha vallahi komik. görüşemedik. Denk gelişemedik.
Geleceğiz ama inşallah bak. Ama sen işte Karadeniz turu yapıyorsun. Ben Bodrum'a gideceğim. Ege, Karadeniz Türkiye'de de derken arada kavuşamıyoruz, evet. İstanbul'da denk gelmemiz lazım. İstanbul ortak nokta. İstanbul Bizim ortak hikaye nokta. hafif kaldı ya. Siz hiç görmemişsiniz birbirinizi. Yok, Evet, evet, daha daha denk gelmedi. boyumuzu Biri işte bilmiyoruz yani. şeyler var. Ülkeler var arada. Peki şey dedik, remote çalışma ya çok güzel adapte olmuşsunuz. Hatta bayağı da güzel sistem ya. Ofis çok gerekli olmak zorunda değil. Onun gerekliliğini konuşuruz. Hani ofisin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Birlikte çalışmayı arttırabilir. Şu an birçok şirket hala ofiste çalışmanın da faydalı olacağını düşünüyor. Ama remote için de çok güzel remote için bir sistem kurmuşsunuz en azından. Ondan biraz bahsedelim. Çünkü şu an remote Tabii. çalışmalar da çok yaygın. Sizin için nasıl gidiyor? Bu startuplarda işleyen bir durum mu remote çalışma modeli? Hani böyle biz şunu yaptık, şunu şöyle bir organizasyon şemasına geçtikten sonra çok daha iyi verim aldığımızı gördük dediğiniz böyle bir şey var mı remote çalışma Bir konusunda? kere ilk başta Nasıl bakıyorsun? alternatif modeli deneyimlememiştik. Deneyimlemeyi de düşünmüyordum. Bir de girişim geliştiriciler ve girişimcilerle yola başlıyorsunuz. Eğer bu insanlar kendi kendilerini sürüklemeyi beceremezlerse bu ikisi de olamazlar. Yani bir profesyonel bir günlük iş akışı içerisinde bir üstünden görevlerini alıp bir altına verebilir ya da departmanın içerisinde iş akışı sağladığı insanlara iş delegasyonu yapabilir. Oradaki temas çok önemli olabilir. Fakat zaten girişimci nitelikli insanlar buna ihtiyaç duymayan, zaten kendisini de çevresini de sürükleyebilen, etraflıca düşünmeyi becerebilen insanlar olmalı. Remote çalışamayan bir girişimci zaten bence girişimci olamaz. Bunu becerebilmesi lazım. Hem çevresini hem kendisini sürüklemesi lazım. Birinin ona bir girişimciye insanlar iş delege etmez. Sistem içerisinde iş delege edilmeye ihtiyaç duyacak nitelikteki insanlarla çalışmadık bu dönemde. Kendi sorumluluğunu ve etrafındaki işlerin sorumluluğunu, o iş akışının sorumluluğunu alan insanlarla çalıştık. Tabii startuplar büyümeye başladıktan sonra operasyonel işler de oluşmaya başladı. İşte telefonlar, call center'lar vesaire filan. Bunlar oluşmaya başladı. Bunlar için ofis kullanılmaya başlandı. Çünkü bu insanların oradaki operasyonel iş akışı önemli. Ama bence iyi bir liderin remote çalışabilmesi çok kıymetli, çok önemli. Kesinlikle. Yani hele hele son dönemde kesinlikle bazı zorlukların ortadan kalkması için çok önemli. Son hatırladığım bir iş seyahatine çıktığımda pandemiden 6 ay ya da 4 ay kadar önceydi. Bir Marriott bir yapıyı yani o zaman tabii teknolojiye girmemiştik. Marriott'la anlaşacaktık bir sözleşme yapmak için. Sadece 2 saatlik bir İsviçre'de toplantı için 3 kişilik heyetle İsviçre'ye kadar gittik. 2 saat görüştük, pazarlığımızı yaptık, geri döndük. Uçak saatleri ayarlaması vesaire, orada dinlenme, yorgunluklar falan. Bu sadece 2 saatte gözümüzün önünde bitebilecek. Bu alışkanlıklar o zaman oturmadığı için yüz yüze artık görüşebilme ihtiyacı hasıl olduğu için ondan da gittik. Şimdi çılgınmışız diyorum ya. Hayatı bu kadar zorlaştırmak ne kadar anlamsızmış diyorum. Bu zamanı kazanmak lazım. Kesinlikle. Ama insanlar tabii o yolculuğun keyifli anlarını da özlüyorlar. Dolayısıyla hani, bu pandemi zamanında çokça özlediğimiz bir şey. Onu da yaşamak istiyor belki bir yandan. Yani İsterseniz şey... tabii. Bu keyfi bir seçenek, keyfi bir konu ama yani iş yapmak, iş önceliğini ya gideyim seyahati de yaşayayım derseniz bu keyfi bir konu. Ben keyifle işin ve önceliklerin ayırt edilmesi gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Güzel. İsterseniz geçelim mi? Bu aslında girişim geliştirme platformu sunuyorsunuz siz girişimcilere. Burada tabii girişimcilerin önünde bir sermaye ihtiyacı var. Onun dışında da bir sürü ihtiyaç var. Yani melek yatırımcı dediğimiz zaman belki onun sadece capital ihtiyacını sağlıyor. Ve birçok alanda
capital sağlayan şirket var. Değişik boyutlarda girişimcilere. Sizin burada farklı olarak ne ön plana çıkıyor sizin verdiğiniz hizmet açısından? Hizmet vermiyoruz, ortak oluyoruz. Yaptığımız işbirliği ve desteklere geçince biz bir lab gibi kendi girişimlerini çıkartabilecek kalabalık bir ekibe sahibiz. Tahminim 50 kişi civarındaydı şu anda ve hepsi bunların kabiliyetli insanlar. Bu organizasyon içerisinde biz kendi girişimimizi çıkartabilecekken tutkulu bir şekilde o başta söylediğim jokeyin kendi girişimiyle atıyla beraber geldiği işi geliştirmek bizim geçmişteki reflekslerimize ve tecrübelerimize ve katma değerimize çok uygun idi. Fakat Türkiye'de böyle bir model yoktu. Bu modeli hatta dünyada da duymadık ama daha önce ben geçmiş hayatımdan da yıkıcı modeller kurmaya alışığım. Baktım ihtiyaç da gerçekten bu yönde çünkü girişimciler bir ekosistemde faydalanabildikleri alanlar yok. Yani Türkiye'de ya da sınırlı diyeyim. Çok kolay tecrübeli insanlara ulaşamıyorlar ya da bir iletişim, bir San Francisco modeli ya da bir Londra'daki ya da İrlanda'dan bahsediyordu. Yok yani İstanbul'da bu yavaş yavaş gelişiyor. Çok değerli, kabiliyetli insanlar katma değerlerini kendi yeteneklerince katıyorlar. Ama ben buradaki bir ihtiyacı gördüm. Dedim ki bir kere ben birçok insanı zaten mentorluk yapıyorum. Aklım erdiğince bir şeyleri karşılıksız katma değer vermeye çalışıyorum. Burada ortak olabileceğim gerçekten bu ihtiyacı asıl olan girişimleri ve girişimcileri bulursak bunları tam zamanlı olarak girişimci ortak oluruz ve ihtiyacı ne varsa sağlayabiliriz dedim. Öncelikle bu yapıyı oluşturdum. En çekirdekten başlayarak, öncelikle builder'ları geliştirerek, ondan sonra yazılımcı kadrosu, marketing, iş planlaması vesaire bir startup'ın ihtiyacı olan her şeyi hazırladık. Bir girişimcimiz bizi Iron Man'e benzetiyor. Biraz önce Doğan Can'ın da söylediği gibi hani bir sağını solunu kuvvetlendiriyorsunuz demiştiniz. Burada biz güçlü bir hale gelmesi için hem girişimin hem girişimcinin gerekli olan her şeyi sağlayabildiğimiz, artı yatırımı sağlayabildiğimiz bir platformumuz var. Çok az sayıda girişimi kabul edebiliyoruz. Girişimciyi kabul ediyoruz. Bir şeyden ayırmak gerekiyor. Bir kuluçka merkezi ya da bir hızlandırma programından ayırmak gerekiyor. Çünkü onlar doğal olarak biraz daha nicelik odaklı gidiyorlar. Biz ise tamamen hands-on çalışan, bildiğiniz o size girişiminize ikinci, üçüncü ortak olduğumuz girişimcileriz. Ve burada başarılı bir süreç yönetmeye gayret gösteriyoruz. Girişimcilerimiz de şu anda çok memnun. Çok merak ettim. Yani hangi aşamada bu ortaklığa giriyorsunuz ve yani bir değerleme yapıyor musunuz bu mesela tabii. Belli bir hisse karşılığında herhalde bu ortaklık ve bunun içinde her ortaklığa girdiğinizde belli bir sermaye koyuyor musunuz? Evet. Bir kere girişimini geliştirdiğimiz işlerin yatırımını da biz yapıyoruz. Çünkü o riskleri ben görüyorsam o riski ben almak isterim. Bir sonraki noktada ürün başlangıç aşamasıyla ilgileniyoruz bu arada. İlk hayallerin olduğu ya da MVP'nin çıkmış olduğu o aralıkta. Öncelikle ben girişimciyle biraz zaman geçiyorum. Önce girişim geliştirici arkadaşlarımız da keza aynı şekilde. Bir en az 4-5 toplantı yapıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. İnsani özelliklerimizi başta tanıyoruz. Hayallerimizi plan oturup konuşuyoruz. Ben bu arada bunu zaten bir karşılık beklemeden mentorluk olsun diye yapıyorum. Yani bilebildiğim her şeyi yapabilmesi için aktarıyorum. Kendisinin bu hususta desteğe ihtiyacı varsa ona beraberce karar veriyoruz. Ama şu zamana kadar girişimci olduğumuz, girişimci venture building yaptığımız, ortak olduğumuz yapının bir herhalde 20-30 katı kadar birebir bu çalışmaları yaptı. Bir saatlik mentorluktan bahsetmiyorum. İnsanlarla uzun uzun konuşarak, anlatarak, anlayarak. Ondan sonra bir ortaklık başka bir şeydir. Bir aile kurmak gibi bir şey. Onun için hem ortak kültüre sahip olmanız gerekiyor hem de ortak hedeflere sahip olmanız gerekiyor. Benim içinse
tecrübelerin çok iyi eminebilmesi gerekiyor. İhtiyaçların belirlenmesi, çok hızlı ve dinamik ve sürükleyici olunması gerekiyor. Onlar için de bir girişimci için de bizim tarafta gerçekten ihtiyaç varsa, yoksa bazen diyorum ki ya sen geçmiş hayatta da yapardın. Adamın şirketi krize girerdi, gelirdi. Ben yardımcı olurdum. Ondan sonra modeli gösterirdim. Ondan sonra doğru hukukçulara yönlendirirdim. Doğru finansçılara yönlendirirdim. İsterseniz tanışın, çalışın derdim. Kendi başlarına sürükleyebilmelerinden memnuniyet duyardım. Gerçekten çünkü çok iş hacmimiz var. Bir yıkıcı iş modelleri geliştiren bir girişimciyseniz zaten işler size geliyor. Çünkü iş takip ediyor sizi. Bir modeli siz geliştirmişsiniz. İnsanlar teveccüh göstermiş ve buna ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuşlarsa bununla beraber iş hacmi sıkıntınız olmuyor. Bir, sizin yaptığınız çalışmanın karşılığını sistem içerisinde görebildiğiniz ve sizden de memnun olan insanlarla çalışmanız gerekiyor. Ve ben bunu iş hayatımın ilk yıllarında çok zor bir sektörde yaptım. Yani krizdeki insanlarla yaptım. %100 memnuniyetlerini sağlayamamasından dolayı bütün çabalara rağmen mesela çok üzüldüm. Ve ondan dolayı artık ben %100 memnuniyetle gidilmesinden çok mutlu olurum. Startuplarda şu anda çok iyi gidiyoruz. Yani girişimciler, ortaklarımız çok memnunlar ve çok mutlular. Burada çok zaman harcıyorsunuz ve aslında bir yani seçicisiniz sonuçta. Yani birçok proje geliyordur eminim. Belki bunlara karşılıksız zaman da ayırıyorsunuz ama belli bir noktadan sonra tamam buraya kadar hayır diyorsunuz diye düşünüyorum. Burada destek olacağınız startuplarda ya da yatırım yapacağınız startuplarda olmazsa olmaz dediğiniz böyle kriterler var mı? Yani şu olmazsa ben devam etmem dediğiniz. Girişimcilerle alakalı çok fazla var. Ben girişimcinin nefes almasından reflekslerine, sosyal sosyokültürel yapısına birçok şeye dikkat ediyorum. Startuplarla alakalı ise sorunuza geldiğinizde bir kez saha operasyonu olan işleri çok sevmiyoruz. İş yükü fazla ve zor büyüyor. B2B'lerde genelde çok başarılı değiliz. Daha doğrusu biraz da yavaş büyüdüğü için sevmiyoruz. Deep tech'lere girmiyoruz. Gaming'e girmiyoruz mesela. Herkes gaming'le çok ilgiliyken Türkiye'de. Biz bu yıl iddiasıyla yola çıktığımız için yani gaming'de çok böyle bu yıl edebileceğimiz, iş modellerini geliştirebileceğimiz diğer sektörlere nazaran zayıf kalıyoruz. Ve minimum hedefinin unicorn olmasına bakıyoruz biz. Unicorn hedefi olmayan hiçbir işte minimum hedefinin unicorn olmadığı hiçbir işle ilgilenmiyoruz. Ve global olması gerekiyor. Sınır tanımaması gerekiyor bu doğrultuda. Sınırlara inanmıyoruz. Böyle. Müthiş. Unicorn hedefi olan şirketlerle çalışıyorsunuz. Peki, şöyle şunu soralım. Unicorn hedefi olan şirket nasıl anlaşılır? Yani bunu finansal projeksiyonunu yaparak mı bunu değerlendiriliyor? Yoksa burada vizyona mı bakıyorsunuz temel Koku. olarak baktığınız şey? Vizyona daha yakın cevap itibariyle koku alırsınız. Yani bu iş burada Koku. böyle büyür. Dünyada buna ihtiyaç var. Şu bölgelerde özellikle market araştırmasına çok iyi bakmak gerekiyor. İhtiyacı belirlemek. Olası rekabetleri çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Yani güçlü bir yapının pivot edip de ya da ufak bir ek özellik çıkartıp sonra sizi ham yapmaması gerekiyor. Riskler yani. Hayaller ve riskler ve oraya geçiş süreci ve bu süreç içerisinde büyüme aşamaları da çok önemli. Hani bazı işler gerçekten tutturulabilecek noktadır ama başta yediği sermaye çok çok yüksektir. Ondan dolayı bu risk alınabilir bir risk değildir mesela bunun gibi. O kokuyu alıp o inançla yola çıktığımız işler. Tabii biz bunun geleceği %100 bilemeyiz. Yani bilemeyiz. Ama öngörümüz doğrultusunda evet bu proje uçar gider iyi yönetilirse
Yolda tıkanıp kalmazsak harika olur ve bu unicorn'u geçebilir diyebileceğimiz işlere giriyoruz. Çok iyi. Müthiş. Süper. Şimdi baktığımız zaman birçok farklı alanlara da yatırım yaptığınızı görüyorum. Burada onlardan da biraz bahsedelim isterseniz. Blockchain alanında yatırımları görüyorum. Fintech alanında birkaç yatırım var. AI alanında yatırımlar görüyorum burada. Bir araba yani yapay Market. zekanın gücüyle bir araba satış platformu görüyorum. Burada ne alanlara, hangi endüstrilere daha fazla yatırım yapmayı seviyorsunuz? Şeyi konuştuk. Neleri daha çok yatırım yapmayı tercih etmediğimizi konuştuk. Hani nelere yatırım yapıyorsunuz? Gelecekte hani nelere yatırım yapmayı daha çok istiyorsunuz? Onlardan biraz bahsedelim. Ben yıkıcı model seviyorum. Yani Yıkıcı model. evet. Yani daha önce kimsenin yapmadığı işlerin geliştirilebildiği ve insanlara yeni kullanım alışkanlıkları veren modeller seviyorum. Mesela blockchain alanında benim DeFi'ye çok özel bir ilgim vardı. 6 yıldır DeFi ile ilgilenirim. Defimek'te bir çok 8 tane tokenizasyon platformu, merkeziyetsiz borsa ve DAO yapıyoruz şu anda ve çok iyi gidiyor. Oradaki girişimcimiz zaten TÜBİTAK Ar-Gecesi kıdemli çok kabiliyetli, değerli bir insan. Onunla beraber böyle dirsek temaslı çok güzel çalışıyoruz. Çok yenilikçi sektörlerde her biri kendi içinde yıkıcı modelleri olan tokenizasyon platformları çıkartıyoruz. Bunları marketplace ve DEX ile süslüyoruz. Blockchain'in hayata geçirilmesi, blockchain teknolojisinin gerçekten kullanılabilir hale geldiği proje sayısı dünyada yok denecek kadar az. Ve biz bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Orada tutturabilirsek bütün algılar değişinip orada hektakorn oynayabiliriz. En azından böyle bir umudumuzun, böyle bir çabamızın, böyle bir motivasyonumuzun olması bile beni dinç tutuyor. Sonuçlar kötü gelebilir ama başarılıyız. Diğer tarafta mesela Alıcıbul platformu var. Alıcıbul'da tersten ticaret modeli var. Çok kıymetli bir model. Tersten ticareti iyi uygulanabilen dünyada bir yapıyla karşılaşamadık. Biz de Türkiye'de otomobilden başladık ve bu otomobilden tersten ticareti yurt dışına açacağız. Yani Türkiye'deki rakipler gibi sadece çizgi içerisinde büyümek değil, belli sınırlar içerisinde büyümek değil. Tersten ticaretle satıcıların alıcılara ulaşılabildiği, yani tersten bir ticaret yapılabildiği ve Alınık bildirimler ilanları. alınık ile çok güzel. Aynen. Biz ona alıcı oluyoruz abi. Tamam. Alıcı ol ilanı. Ben şu arabayı alıyorum, şu model, şu şekilde bir araba alıyorum dediğinde şey olmuştu. Ben çok bir şey ticari hayatta kimseye söyleyemediğim bir utanç hikayesi mi? Utanç demeyeyim de işte bir Ay çok severiz. şanssızlık yapma ya. Şanssızlık hikayesi diyeyim. Şimdi finansal olarak akışlarımı yönetememişim ve iş hacmimize göre pek de önemli sayılmayan ama bir paraya ihtiyacımız var. Bir araba parasına ihtiyacımız var. Tamam. Ve ödeyemiyoruz ve ben kimseden isteyemiyorum. Eğer bunu birinden istersem ya şu kadar borç ver dersem kıyamet kopacak. Kemal battı mı? Neden bu paraya ihtiyaç? Hani bir proje var, ortak olur musun desem büyük bir para isteyebilirim ama gidip de bir bu iş hacminde bir hacme göre küçük kalan bir şey isteyince çok tereddüt duyuyor. Ne yapacağım? Hiçbir yerde param yok. Kredi ödemem var. O zaman da şirketteki müdürlerin vesaire arabaları da güzel. Benim arabam da şey. Çektik bir galerinin karşısına. Hangisine ne veriyorsun dedik. Bir tane BMW 520 vardı bir müdür arkadaşım. Onunkini bir %30 altına aldı galerici. Peki dedim. Aldım parayı. Hani şey vardır. Ben rezil olacağıma malım rezil olsun filan şeklinde. Hayatımda Tamam. böyle bir şey yaşadım. Ya alıcı bulursa şu anda 1500 tane galeri var. Galerilerin satın alma rekabeti var. Ben o ilanı girdiğim anda onunla daha önce o araçla o modelle daha önce ilgili olan alıcı olan herkesin listesini görebiliyorum.
Onlara bildirim gidiyor, bana bildirim gidiyor. Hızlı notification'la ben o aracı bir saatte rekabete sokup satabiliyorum. Galeriler için de efsane bir model. Teknolojide yapılan şey, reel sektörde yaptıkları, galeride yaptıkları her şeyi uygulamaya giydirdik. Mesela bu benim için çok yıkıcı bir model, çok tutkulu bir model. Alıcı bu anlamda beni çok etkilemişti. İçinden de bir insanlar galeriler arabalarını çektikleri ortamlarda gidip arka planını kaldırabilsinler diye ve galeride çekilmiş gibi yapsınlar diye bir yapay zeka, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yapay zekacılarla bir araya geldik, çalışmaya başladık. Çocuklar efsane bir iş çıkarttı. Arka plan gözün alamayacağı gölge, hata vesaire kaldırılıyor ve stüdyoda çekilmiş ya da arka planda istediğimiz stüdyoda çekilmiş gibi bir plan veriliyor. Biz baktık ya bu uygulama çok güzel oldu dedik. Hadi bunu spin-off yapalım dedik. Aslında bu çok hani yıkıcı bir model değildi. Ama insanların arabalarını satabildiği bir uygulamaydı. Dünyada daha kötü, biraz daha kötü sonuçlarla yapan var. Çıkalım dedik, uygulamayı attık. Hiç reklam yapmadık. 11 ülkede satış yapıyor ve MRR yakaladı. Yakın zamanda da bir de Fiti uygulamasına girdik. O da mesela çok tatlı. QR kodunla şey bakıyorsun, şu anda uygulama biraz şey MVP düzeyinde geldiği için sürekli patlayıp patlayıp duruyor. Herhalde bu ay içerisinde sıfırdan baştan her şeyle yazdığımız uygulamamızı, yani Tamer Capital'a girince yazılımcı ekipleri bir dalıyor orada. Product Manager'lar vesaire, tasarımcılar falan filan. Biz 2,5-3 ayda zaten bir yazılım altyapımız da olduğu için, ekip de dedik ki olduğu için hızlı bir şekilde uygulamayı çıkartabiliyoruz. Şimdi 3. ayın sonunda uygulamamız güzel bir şekilde çıkıyor. Uygulamaya girdiğiniz anda en yakındaki spor salonu buluyorsunuz. Konumla gidiyorsunuz. Girişte bir bankoda QR kodunuzu okutuyorsunuz. Çıkışta okutuyorsunuz. Kullandığınız dakika kadar ödüyorsunuz ve spor salonu üyeliğiniz yok. Çalıştığın dakika kadar şey yapıyorsun ve en yakında tatildesin, seyahattesin vesaire. Yani düzenli bir spor salonunda spor yapmayan çoğunluk için bir projeydi. Ben şeyde bakmıştım mesela, spor salonuna gidiyoruz. Üyelerin %80'i 90'ı aylık üyelik veriyor ve gitmiyor. Ya da yıllık üyelik veriyor, gitmiyor. Hepimizin de başına gelmiştir daha önce Var olaylar. var. Ama ben gidiyorum Evet, artık bu kesinlikle. hafta. Geçen Gidiyoruz, hafta bir daha. 3 kere gittim. Bu hafta dün gidecektim, gitmedim. Bugün kayıttan sonra kesin gidiyorum. O zaman iyi bir Fiti müşterisi değilsin. Biz Değilim. plansızları seviyoruz. Bu Bayağı çok düzenli mutlu, gidiyorum ya. bu çok mutlu edici bir şey. Ama herkes o düzende gidemiyor. Bir de seyahat ediyor. Mesela ben çok sık seyahat ederim. Gittiğim yerden yakındaki spor salonuna girmek isterim. Şu anda Türkiye'deki spor salonlarında 600'e yaklaştı spor salonu sayısı. Zaten aktif 1200-1500 arası spor salonu var. Neredeyse yarısını, %40'ını yakaladık diyebilirim. O da daha uygulama yenilenmedi bile. Hani kullanıcılar biraz çatlıyor patlıyor ama sinirleniyorlar bize. Ama o da çok yıkıcı bir modeldi. İlgimizi çekti. Girişimciler ilgimizi çekti. Çok tatlı insanlar. Böyle. Startuplarımız şimdilik bunlar. Yıkıcı model seviyorum yani. Tamam. Yani böyle bir aslında şey yok. Hani endüstri seçiminden ziyade yıkıcı unicorn olabilecek, hani venture capital değil 10x yapabilecek, 10 katına çıkabilecek, yatırımın karşılığını kat ve kat çıkartabilecek çılgın girişimlere yatırım yapmayı tercih Evet. ediyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi 2001'de başladığınız iş ve uzun bir süre yaptığınız iş, yani özellikle gayrimenkul tarafında. Orada edindiğiniz hangi iyi tecrübeler, hangi önemli gördüğünüz tecrübeler sizin bir sonraki aşamada daha çok teknoloji tarafına ağırlık verdiğiniz bu venture building tarafına katkıda bulundu sizce? Hemen anlatayım. Bir kere bir yeni bir biz sadece gayrimenkulde değil aynı zamanda şirketleri de satın almaya başlamıştık. Yeni aklınıza gelecek hemen hemen her sektöre girmişimdir ben. Bir sektöre girip onun dinamiklerini öğrenip oradaki fırsatı bulma ve verimliliği artırma tecrübesi edindik. Bu çok önemliydi. Yani sektör bağımsız hareket edebilme.
Onun dinamikleriyle hareket edin. O kokuyu alma demiştim ya biraz önce. Evet. İkincisi distress asset diyoruz. Distress asset de startupların ortak özelliği kaynak kullanımıdır. Siz hani paranızı çarçur edemezsiniz. Ne batmış bir şirkette ne de yeni fırlayacak bir şekilde. Kaynak kullanım kültürü çok önemli. Üçüncüsü yani bu ikisi temel öğe. Bunu besleyecek bir üçüncüsü de o süreçler içerisindeki ivme yakalarken risklerin tespiti, risk yönetimi, iş planlaması 4, iş stratejisi. Bunlar çok önemli. Mesela ben distress asetçi olduğum için yani hayatımın büyük bir bölümünde krize girmiş insanlara destek olarak geçirdim. Bunu yaparken riskin önden tespiti diye bir şey var. Bunu insanlar göz ardı ediyorlar, kafalarını kuma gömüyorlar ya da girişimciler ilerlemeye hep gaza basmayı motive oluyor. Fakat orada bir gözün arka planda durup bir dakika ya şunu yapıyoruz ama burada sıkıntılar. Bunu önden tespit edip bu noktaya bu sorun yaşamadan çözelim ki startuplarda ivme çok önemlidir. O track record'u iyi yakalarsanız işte o tren kaçıyor derler. Yatırımcılar yatırım yapmak ister, kullanıcılar teveccüh gösterir ya da kime hizmet ediyorsanız bu çok önemlidir. Bu tecrübeleri startuplarla neredeyse birebir ve startup dünyası çok eğlenceli. Hiç borçla, krizle uğraşmıyorsunuz. Direkt hayalleri olan insanlarla uğraşıyorsunuz. Biz de bunu yapmaya, destek vermeye gayret gösteriyoruz. Süper. Müthiş. Çok iyi. Aynı anda bir sürü farklı projede girmediğim sektör yoktur dediniz. Çok ilgimi çekti bu benim. Ben de sürekli çevremden şöyle bir şey alıyorum. Bir şeye odaklanman lazım. Sürekli işte bir sürü fikir Harika, doğru. çıkartıyorsun. Doğru. İşte şunu çıkartıyorsun. İşte biraz odaklan. İşte şu hadi şimdi bunu yapıyoruz. Sonrasında bunu yapmamız lazım diyeyim. Aksini yapan ve başarılı olanları da gördüm ama siz hangi taraftasınız ve böyle tecrübelerden onları nasıl gördünüz? Aynı anda birkaç farklı sektöre çalışıyor musunuz? Aynı anda Ben farklı işler yapıyor musunuz? Bu alanda yorumlarınızı merak ediyorum. tabii. Ben bunu yaparken, bu arada bunu söylerken çok da biraz bundan bir önceki toplantımda çok dağılıyorsun ve çok fazla işle uğraşıyorsun diye bir girişimcimi yönlendiriyordum, genç bir girişimcimi. Hatta kızarak yönlendiriyordum. Hayır, buna girme. Şu anda bunu çok iyi yap. Şimdi bunun modellemesi çok önemli. Aslında ben bir iş yapıyorum. Çok fazla işle uğraşıyor gibi görünüyorum ama iş modelini planlıyorum, iş büyütmeyi planlıyorum. O işin içerisine girmiyorum. O işin içerisine girmem gerektiği noktaları çok iyi tecrübe etmişim. Çünkü 21 yıl böyle yaşadım ben. Hep birilerini ön plana çıkarttım ve o reflekslerini ölçmeye başladım. O reflekslerini yönlendirmeye başladım. Benim doğada yaşama biçimim bu. Ama bu olmadan önce bir işe fokus olup o işi çok başarılı bir şekilde yaptım. İkinci işe fokus oldum, sonra onu yaptım. Ondan sonra bunların daha başarılı olup iyi büyüyebilmeleri için bunların içinde başında birileri olursa ve ben de arka plana geçersem ben neyle ilgileneyim? Büyümeyle ilgileneyim. O işin riskleriyle ilgileneyim. Makro noktasında bakayım ve işin jokey olan insanın o atı koştururken göremediği noktaları ben tespit edeyim. Bu açıdan bakmaya alıştığım için benim yaptığım iş aslında yine sabit bir iş. Şeye katılıyorum, çok işle ilgilenen hiçbir işi tam olarak yapamaz. Mesela bu iş modelimiz geleneksel VC'lerce de henüz hazır bir model değil. Oraya da bir yenilik lazım. Geleneksel bir VC bakar, sabit bir girişimci vardır, bir yatırımcı vardır, devam yatırımını getirir. Biz bu yıldır modelle hareket ediyoruz. Hem orada girişimciyiz, hem de ileri yatırım turlarına çıktığında biz oraya gelene kadarki tüm yatırımları yapan yapıyız. İşimizin sorumluluğunu güzel bir şekilde alıyoruz ve bunun altını doldurabiliyoruz. Bu da aslında yıkıcı bir model. Yani yatırım planlaması yönde de yıkıcı bir model. Ben cevabımı aldım. Çok iyi. Harika.
Peki sizin kendinizin bir sermaye ihtiyacı doğuyor mu bu yatırımlarda, yoksa kendi kaynaklarınız yeterli oluyor mu? Yani, Taner Grup zaten yıllar içerisinde benimle başlayan, Allah'ın nasip ettiği çalışmalarla zaten Taner Grup olarak yatırımlar yapan bir yapıydık. Kaynağı in-house sağlıyoruz. Tamamdır. Şöyle biraz daha böyle gelecekten de bu programda bahsetmeden olmaz. Gelecekte hangi alanlarda böyle çok yıkıcı sektörlerin çıkacağını düşünüyorsunuz? Dediniz ki blockchain alanında, DeFi alanında 6 yıldır de ben de ilgileniyorum. Bu alanlarda da şirket yatırımlarınız da var. Böyle önümüzdeki 5-10 yıllık sürece baktığımız zaman böyle şöyle bir sektör geliyor. Nanoteknoloji diyebilirsiniz veya işte başka herhangi bir şey. Bu yani gördüğünüz ve bu alana biraz böyle dikkat etmek lazım. Bu alandaki girişimlere böyle dikkat etmek lazım diye söylediğiniz hem girişimcilere hem yatırımcılara tavsiye niteliğinde olabilecek sektör veya iş modelleri var mıdır, nelerdir? Yıkıcı iş modeli var demin söylediğim gibi. O sektör bağımsız olarak hareket etmeli bence. Çünkü dünya sürekli bir hızlı bir dönüşüm içerisinde. Son 20 yıl internet, ne bileyim son 2 yıl pandemi, 3 yıl ve alışkanlıklar ve ihtiyaçlar değişiyor. Bu dönem yıkıcı iş modellerinin dönemidir. Yeni iş modelleri. Çünkü eski alışkanlıklar yıkılır, yerine başkaları inşa edilir. Bu da bence bir sektör bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi bunu sağlayabilecek blockchain teknolojisi var. Yıkıcı iş modelini oluşturabileceğiniz yenilikçi, merkeziyetsiz, güvenli bir teknoloji üzerine oturtulmuş iş modelleri. Bundan dolayı blockchain. Dünya artık bilgisayarlar üzerinden dönüyor ve insan zekasının daha ötesine geçen yapay zeka var. Bununla beraber makine öğrenmesi de var. Benim gözlemleyebildiğim ve ilgi alanı duyduğum temelde bunlar. Ama bunun dışında varsa da affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Ya var Çok tabii, iyi. yani nanoteknoloji de vardı. Ben onun mesela deep tech'i, nanoteknolojiyi çok fazla analiz edemediğimi söyleyebilirim. Oradaki hayalleri şey yapabiliyorum, gelebilecek noktaları biliyorum. Ama bir iş insanı olarak kendi görevim dahilinde bunun ne kadar zamanda ticari bir model haline gelip ticari de bir fırsat ve dünyayı da değiştirecek bir fırsat olup olmayacağını gözlemleyebilmek için işi sonuna kadar bilmek, aynı zamanda doğru bir zamanda yapılıp yapılmadığını, gelişim sürecini, geliştirilme sürecinde çok iyi tespit edip bununla beraber de bir tahmini zaman termini oluşturabilirseniz o zaman ah budur diyebilirim. Diğer kısımlarda bu bilgiye ve tecrübeye sahip olmadığım için bir şey söyleyemiyorum. Tam da burada bir şey soracağım Doğancan. Çok pardon. Yani şimdi anlamadığım bir iş kolu olursa herhangi bir ortaklığa girmiyor musunuz? Yani şu işten ben çok anlamıyorum ama bu işi kuranlara güveniyorum, onların bilgisine güveniyorum deyip girdiğiniz bir ortaklık var mı? Var tabii ki. Bu arada biz hep venture building anlatıyoruz ama ben yatırım da yapıyorum. Özellikle bunu analiz eden yatırımcılara Coinvest de yapabilirim. Yapıyorum. Biz mesela bu yıl venture building yeni bir model olduğu için ben hep venture building'i anlattım. Yoksa bir VC gibi yatırımcı olduğumuz işler de var. Burada da girişimciyi biraz kokluyoruz, işi biraz kokluyoruz, biraz metriklere bakıyoruz. Orada bir tık smart money gibi normal işte %1, 2, 3, 5 hisse alıp yatırım yaptığımız işler de var. Harika. Şu an Iron Man'in birinci filmini çekiyoruz. Bir Jockey var. Jockey'i başa koyuyoruz. Yanında işte
gerekli bütün ekipmanlarla onu besliyoruz. Sonrasında artık ikinci, üçüncü film. Üçüncü filmde mesela nanoteknolojiyle artık böyle burası basıyor bir şeyler çıkıyor hemen. Orasından burasından oralara doğru yöneliyor. Bu sizin de girişim ve yatırım yolculuğunuzda nereye gideceğini kestirmek güç. Çünkü yıkıcı girişimlere yatırım yapıyorsunuz ve bu da çok özel bir şey. Unicorn olma potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapıyorsunuz. Bunların başarılı olmasını çok isteriz. Yani bu alanlarda da yani bunlar çok değerli. Türkiye'den bunların çıkması da çok güzel olacak. Bakıyorum ekiplere bakıyorum. Bu bahsettiğiniz bütün girişimlerdeki ekiplere bakıyorum. Hepsi Türk isimleri yazıyor. Süper Evet. yani çatır çatır böyle çok da güzel paylaşılmış işte siteler, iş planları var. Valla bol şans. Çok Bütün şans teşekkürler. sizinle olsun. Çok teşekkür ederim. Türkiye'deki beyin göçünün önüne geçmek üzere yapabileceğimizin kapasitemiz boyutunda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da kendi gözümüzde bizi başarılı kılıyor. Bakalım Harika. sonuçlar ne olacak? Planladığımız sonuçlara ulaşabilecek miyiz? Ama dürüst olayım, sonuçlar umurumda bile değil. Ben Üf. yapabileceğimin en iyisini yapıp arkama Üf. yaslanır ve sonuçları beklerim. Harika. Nokta. Çok güzel söylediniz. Yani yapabileceğimizin en iyisini yapıp her zaman en iyisini yap. En iyisini um. Ama sonuçlara da bağlı kalmamak lazım dediniz. Bu aldığı boşlukta hep şeylerden bahsediyordu. Onu aklıma getirdim. Bir lead indikatörler var. Bir de sonuçları getiren indikatörler var. Asıl bizim o yani sürece odaklanmamız lazım. Süreci yaşamamız lazım. Basketbolcular da hep bunu söylüyor. Kobe de hep böyle söylüyordu. Süreci sevmek lazım. Sonuca odaklanmak lazım. Sonuç zaten bir şekilde geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Peki, valla bu konuşma daha sürer ama sizin de zamanınız tabii ki kısıtlı. Arkada bir sürü kitap görüyorum. Bize böyle önereceğiniz venture building yaparken veya girişimcilere böyle önereceğiniz bir kitap var mıdır? Alalım. Girişimcilere kendilerinin hayatlarının kitap olması için vizyonlarını açık tutmalarını öneriyorum. O vizyon içinde benim gençken okuduğum mesela Anthony Robbins'in Sınırsız Gücü vardır. Anthony Robbins iyi bir gurudur. Son yıllarda biraz şova fazla girdi ama Çok severiz mesela yine olsun. ya severiz ya. Anthony Robbins yani ilk 25 yıl önce kitabını okumuştum ben. Hayatımı çok etkilediğini söyleyebilirim. Stefano Elio-Diano'nun Tanrılar Okulu. İçinde biraz şey kaçar. Nasıl söyleyeyim? Yani işte tabii felsefesini anlatıyor. Hani dindar insanlar böyle bir eleştiriye falan girebilir şey ama orada bir zaten hayali bir felsefe, bir metaforlarla bir oluşturuyor. Bence o da çok kıymetli bir kitaptı. Ama bir de Marty Jonathan'ı her yaşta açık şöyle bir bakmak lazım. Marty Jonathan. Farkındaysanız Evet. benim Mutlaka. girişimcilik nasıl olur? Girişimcilik nasıl okunur? Bir girişimci nasıl olunur? Falan. Ben bunlara inanmam. Hayal kurmayı bilen, aklının iplerini salmayı bilen ama bunu da kuru zeminde yapan, kuru zeminde zıplamayı bilen adam girişimcidir. İyi bir hayalperesttir ama ayakları yere sağlam basar. Bunun olması için hayal kurmanız lazım. Hayal kurmak için de algınız, odağınız sağlıklı hayaller peşinde koşması lazım. Girişimci nedir? İşte Canvas mı? Ya inanır mısınız? Ben Canvas modelini 40 yaşında duydum. Çocuklar da geçen sene. Çocuklar bu Canvas'ta ne yapıyorlar? Abi senin ezberden yaptığının küçük bir kısmı o dediler. Ne var? İşte risk şeyler. Bir açtım baktım. Ya dedim bu modelde bunu yazarak bunu basic olarak yapılsın. Çok güzel, çok kıymetli. Profesyoneller bunu kullansın. İş dünyasında da çok kullanılır. Ben hatırlıyorum, sonradan hatırlıyorum. Varlık yönetim şirketinde ekip arkadaşlarımız da çok güzel yapıyordu ama bu sadece işin kağıda dökülebilen kısmıdır. Girişimcilik kitaptan, girişimcilik ders vererek öğretilemez.
Önce hayal kurarsınız, bunu nasıl hayata geçireceğinizi gerçekleştirilmek için hayatınızı adarsınız. Hayatınızı adadıktan sonra da yolda keşfedersiniz. Onun için benim kitaplarım vizyon kitaplarıdır. Bilgileri alırsınız. Bilgileri edinmek çok kolay. YouTube'dan edinirsiniz, kitap okur edinirsiniz, Google'dan araştırır edinirsiniz. Ama hayal kurmayı becerebilmek gerçekten çok önemli. Ve onun için kitaplarda hayal odağına daha çok çekmeye çalıştım. Girişimcilik dersi olmaz. Girişimcilik kitaplarda öğrenilecek bir şey değil. İşten biraz gelmesi lazım. Hayal edip uçabileceğimize, en hızlı bizim uçabileceğimize inanmamız lazım dedik Martı Canısı'nla birlikte. Valla çok güzel program oldu ya. Öyle mi? Çok keyifliydi. Çok Çok memnun keyifli. oldum Gayet. gerçekten. Çok teşekkür ederim. Pekala. Dinleyicilerimize son olarak böyle söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır kapatmadan önce? Sonrasında ayrıca hani siz nerelerde bulabileceğimizi de soracağım. Bizi web sitemizden bulabilirsiniz. tamerkapital.com. Sağlıkla, esenliklerle kalın efendim. Harika, harika. Sosyal medyada aktif misiniz? Sosyal medyada böyle çok LinkedIn'de mi varsınız? LinkedIn'de varız. Açıkçası ilk bir sene biz kendi track record'umuzu oluşturmak istedik. Yani Tamer Capital çok fazla böyle çok güzel paketleyemedik, zaman ayırmadık. Öncelikle iş modelimizi alalım, gerçekleştirelim, birkaç tane startup'ımızı çıkartalım, gurur duyabileceğimiz işlerimiz oluşsun. Bunları konuşmanın akabinde de biz de bu arada bu yolculukta yaşayabileceğimiz, öngörmediğimiz aksilikler olabilir. Bunları yönetelim. Ondan sonra kendimizi yavaş yavaş tanıtmaya başlarız. LinkedIn'de aktifiz. Instagram'da da bir şeyler yapıyoruz. Instagram'da da şey yapmaya çalışıyoruz ama ağırlıklı LinkedIn bizim şu anda şeyimize giriyor, kullanım alanımıza giriyor. Harika. Sizi bulabileceğimiz linkleri de açıklamalarda paylaşacağız. Orada bulabilirsiniz. Efendim çok keyifli bir yayın oldu. Umuyorum ki siz de keyif almışsınızdır. Sorularınız olursa yorumlarda sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de iletiriz. Bakarsınız cevapları orada da yazarız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.